Merhaba, ben Luis Gonzalez, Pixar'da hikaye sanatçısıyım. Bu bölümde anlatıcınız ben olacağım ve birkaç arkadaşım bana eşlik edecek. Ben Lee Anchorage, Pixar Animasyon Stüdyoları'nda yönetmenim. Ben Andrew Jimenez, 2000 yılından beri Pixar'dayım ve dijital storyboard sanatçısı, grafik sanatçısı ve yönetmen olarak çalışıyorum. Ben Catherine Ringold, Pixar'da film editörüyüm. Ben Brian Kaelin O'Connell, Pixar'da hikaye anlatıcısı olarak çalışıyorum. Bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Filmi heyecanlı ve enteresan kılmak için kadraj, sahneleme, hareket ve düzenleme gibi film grameri araçlarından yararlanıyorduk. Fakat tüm bunları kullanmadan önce hikayenizde ne anlatmak istediğinizden emin olmalısınız. Bunun için şimdi gelin hikaye yapısı konusundaki bölümümüzü tekrar hatırlayalım. O bölümde hikaye omurgasını kullanarak hikayemizi parçalara ayırmıştık. Hikaye omurgası her bir hikayedeki önemli bir ana denk gelen hikaye adımlarının oluşturulmasını sağlıyordu. Her şeyin daha açık olması için bundan sonra hikaye omurgasını oluşturan bu adımlardan büyük adımlar olarak bahsedeceğiz. Hikayemizi daha detaylandırmak istediğimizde bu büyük adımları bir araya geldiklerinde sekansları oluşturan sahnelere ayırıyorduk. Sahne, belirli bir zamanda ve yerde geçen ana karakterimizin yeni bir şey öğrenerek hikayenin devamlılığını sağladığı bir hikaye parçasıdır. Örneğin Arabalar 3'teki büyük adımlardan biri McQueen'in Thomasville yarış pistini ziyaret ettiği sahneleri bu büyük adımın içerisinde birkaç farklı sahne yer alır. Smokey'nin McQueen'i eğittiği, McQueen'in eski yarışlarla yarıştığı ve McQueen'in Cruz Ramirez'e mağlup olduğu sahne gibi. Şimdi sanatçılarımızdan hikayelerini sahnelere ve sekanslara ayırırken nelere dikkat ettiklerini öğrenelim. Arabalar 3'te McQueen'in antrenman yaptığı, montajdan oluşan bir sekans vardı. Bir sürü düzenleme yaparak bulunduğu yerin sürekli değiştiğini de vurgulayan, ama en önemlisi, yarışa hazırlanmak için giderek güçlendiğini ve geliştiğini gösteren bir sekans elde etmiştik. Sekanslar her zaman tek bir sahneden oluşmaz. Başka bir deyişle sekans sadece tek bir yerde, belirli bir yerde geçen bir sahne olmak zorunda değil. Bazen belirli bir bölümü ya da hikayenin farklı farklı yerlerde geçen bir kısmını tamamıyla kapsayabilir. Eğer tüm karakterlerin yer aldığı belirli bir anda bulunuyorsak ya da o an karakterlerin duygusal durumları aynıysa bunu parçalara ayırabiliriz. Bu hikayeyi bölmek için iyi bir noktadır. Bu benim için enteresan bir konu çünkü hikayedeki pek çok noktayı tek bir sahneye sıkıştırmaya çalıştığınızda sahne çok uzun olur. Bu yüzden projenizin geneli hakkında fikir sahibi olmanız önemli bir şey. Çünkü bir sahneye çok fazla fikir koymaya çalışırsanız o sahne şişer ve, e, ve genişletilmesi gerekir. Ve eğer e, sahneyi bu şekilde bırakırsanız çok kısa bir sürede bilgi bombardımanına maruz kalan seyircinin başı dönmeye başlar. Bunun içinde sahnenin amacı konusunda net olmalı. Karakterin buradan buraya gelmesi için öğrenmesi gereken şeyin ne olduğunu göstermelisiniz seyirciye. Sahne ayrımları içimize sindiğinde her bir sahneyi daha ufak fikirleri barındıran küçük adımlara böleriz. Örneğin McQueen'in eski yarışçılarla yarıştığı sahnede McQueen'in yarışa temkinli olarak başlaması, ardından McQueen'in eski yarışçıları bu şekilde yenemeyeceğini anlaması ve daha sonra da akışına bırakıp eğlenmesi gerektiğini fark ederek eski yarışçıların önüne geçmesi gibi küçük adımlar yer almaktadır. Film yapımcılığında bu küçük adımları daha ufak karelere ayırmak da görevlerimiz arasında. Kareler bir karakterin zaman içindeki hareketlerini gösteren görsel tasvirlerdir. Mesela şu klipte üç kare var. Bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Bu kareler çeşitli şekillerde yapılabilir. Geniş açılı ya da yakın, durağan ya da dinamik olabilirler. Karelerin ayrımlarını belirlediğimizde storyboard yani hikaye taslağı hazırlanır ve her bir kareyi çizimlerle temsil ederiz. Hikayenin etkisini artırmak için bunların yerlerini kolaylıkla değiştirebiliriz. Bunun için çizimlerin yerlerini değiştirir, yenilerini çizer ve işe yaramayacağını düşündüklerimizi de atarız. Bu video serisinin sonunda sizler de kendi hikayelerinizden bir sekans için storyboard hazırlayacaksınız. Bu sayede film grameri araçlarıyla da pratik olacaksınız. Ama şimdi kısa bir ara verip anlatmak istediğiniz hikaye hakkında daha derinlemesine düşünerek hikayelerinizi sahnelere ve karelere nasıl ayıracağınızı belirlemelisiniz. Sıradaki alıştırmalar size bu konuda yardımcı olacak.